En iyi OBS oyun kayıt ayarları nasıl yapılır? Bu videomuzda sırasıyla bunu ele alacağız. Bu videoyu atlamadan sonuna kadar izlemenizi öneririm. Çünkü aralarda çok güzel bilgiler vereceğim sizlere. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Hadi şimdi ayarlara geçelim. Öncelikle OBS'imizi açıyoruz ve biz daha öncesinde OBS'imize yayın yapıyoruz. Reels videoları çekiyoruz, oyun videoları çekiyoruz vesaire. Bunlar için ayrı bir profil oluşturursak bizler için daha kolay olacaktır. Bunu nasıl yapacağız? Birlikte bunu yapalım. Gördüğünüz gibi yukarıda profil sekmesi var ve sahne koleksiyonu kısmı var. Profil ve sahne koleksiyonu kısmında benim oyun, reels ve video olarak 3 ayrı profilim var ve bu ikisinde de var. Sıfırdan bir oyun kaydı nasıl alınır bunu göstereceğim için hemen profil kısmına geliyorum. Yeni diyorum ve diyorum ki buraya oyun videosu. Tamam. Sahne koleksiyonuna geliyorum. Tekrar yeni diyorum. Oyun videosu diye yeni açıyorum. Gördüğünüz gibi oyun videosu kısmımda sahnelerim, kaynaklarım ve ses karıştırıcım dahil olmak üzere hepsi sıfırlandı. Yani tamamen sıfır bir OBS kullanıyorum. Ama sonrasında ben bu videodan sonra yayın yapacağım. Hemen profile geliyorum. Yayın sekmeme geçiyorum. Ve gördüğünüz gibi direkt olarak tüm ayarlarım geri geliyor. Bu yüzden bu özelliği kullanmanızı sizlere öneririm. Öncelikle gerçekleştirmemiz gereken ayar video ayarları. Bunun için hemen OBS'imden ayarlar kısmına geliyorum. Ve buradan video sekmesine geçiyorum. Video sekmesinde gördüğünüz gibi temel tuval çözünürlüğü ve çıkış çözünürlüğü olarak iki ayrı bölüm var. Bunlar ne anlama geliyor diyecek olursanız eğer temel tuval çözünürlüğü burada şu gördüğümüz siyah alan yani bizim OBS üzerinde gördüğümüz ekranın çözünürlüğü. Çıkış çözünürlüğü de bizim yayını veya kaydı çıktığımız çözünürlük. Burada benim önerim hangi çözünürlükte videonuzu çekecekseniz temel tuval çözünürlüğünün de aynı çözünürlükte olması. Ben 1920'ye 1080'lik bir kayıt yapacağım için ikisini de 1920'ye 1080 olarak ayarlıyorum. Gördüğünüz gibi çözünürlükler eşleştiği için ölçüyü küçültmeye gerek yok deyip boyut azaltma filtresi bize ayarlatmıyor. Ben kaydımı 60 FPS olarak yapmak istediğim için ortak FPS değerini 60 olarak seçiyorum. Bunu uygula diyorum ve çözünürlük kısmımızı ayarlamış oluyoruz. Diğer bir ayarımız ise kayıtlarımızın kalite ayarını yapmak. Bunun için yapmamız gereken şey çıkış bölümüne gelmek. Çıkış bölümüne geldiğinizde çıkış modunu basitten gelişmişe alırsanız daha detaylı ayarlar yapabilirsiniz. Hemen yayın ayarları için yayın kısmı, kayıt ayarları için kayıt, ses ve tekrar oynatma ara belleği olarak farklı bölümler var. Biz burada kayıt ayarlarımızı yapacağımız için kayıt bölümüne geliyorum ve buradan öncelikle kayıtlarımı nereye yapacağımı seçiyorum. Bunun için göz atlıyorum kayıt yolundan. Ben masa üstünde OBS kayıt diye bir klasör açtım ve bu klasöre kayıt yapmak istiyorum. Bu yüzden bu klasörü seçip kaydet diyorum. Ve gördüğünüz gibi OBS'te çektiğim bütün videoların kaydı seçmiş olduğum dosyaya gidecek. Kayıt biçimi burada herkes genellikle MP4'ü seçiyor. Ama burada kimse bilmiyor ki MP4'ten daha sağlıklı olan MKV biçimi. Bunun sebebi de şu olacaktır. MP4 olarak kaydımızı yaparken herhangi bir elektrik kesintisi olduğunda veya OBS'imiz bir crash yediğinde bütün kaydımız çöp oluyor. Fakat bunu MKV olarak yaparsanız MKV kayıt biçiminde OBS'iniz çökse bile elektriğiniz kesilse bile o ana kadar çektiğiniz bütün kayıt bilgisayarınızda duracaktır. Bu nedenle en sağlıklısı ve özellikle uzun partlarda oyun videoları çekiyorsanız kesinlikle ve kesinlikle MKV biçimini kullanmanız olacaktır. MKV'de şimdi diyebilirsiniz ki MKV kayıt aldığımda Premiere'e atamıyorum, montaj yapamıyorum çünkü desteklemiyor. Bu da çok basit. Kaydınız bittikten sonra hemen dosya bölümüne geliyorsunuz. Kayıtları remux etliyorsunuz. Buradan MKV olan kayıt dosyanızı seçiyorsunuz ve sonrasında Remux'a tıkladığınızda o kaydı Remux edip MP4'e çeviriyor. Fakat ben her kaydımdan sonra bununla uğraşamam diyorsanız da dosyaya geliyorsunuz,
ayarlar bölümünden gelişmiş bölümüne geldiğinizde hemen gördüğünüz gibi otomatik olarak MP4 türüne remix et seçeneği var. Bunu tıklayıp uygula tamam derseniz her kaydınız bittikten sonra otomatik olarak siz hiçbir şey yapmadan MKV dosyanızı MP4'e remix edecek. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Kayıt bölümündeydik ve burada bir kodlayıcı seçmemiz gerekiyor. Eğer Nvidia bir ekran kartımız varsa mutlaka ve mutlaka Nvidia NVENC H264 formatı kayıt yapmanızı öneririm. Şimdi öncelikle Nvidia ile ayarlarımızı yapacağız. Sonrasında da işlemci ile olan ayarları da sizlere göstereceğim. Nvidia NVENC H264'ü kodlayıcı olarak seçiyorum. Ve sonrasında bize bir sürü ayar sunuyor. Burada öncelikle yapmanız gereken şey, bunu kesinlikle parantez açarak sizlere söylüyorum. Çıkışı yeniden boyutlandır, mutlaka ve mutlaka tiki olmasın. Çünkü neden diyeceksiniz? Sizin burada videoda örnek veriyorum 1920x1080 kayıt alıyorsunuz fakat kaydımı ben 1280x720 yapmak istiyorum dediğinizde bu çıkışı yeniden boyutlandırı seçmeniz gerekiyor. Bu sisteminizi sizin daha fazla yoracaktır. Bunun sebebi ilk önce kaydınızı 1920x1080 olarak kayıt alıp sonrasında tekrar üzerine 1280x720'ye render alacağı için bilgisayarınız iki kere kayıt yapıyormuş gibi olacak ve bu nedenle de sisteminiz çok fazla yorulacak. O yüzden her halükarda her ne olursa olsun çıkışı yeniden boyutlandır tiki kapalı olacak. Oran kontrolü, CBR, bit hızı, anahtar kare gibi bir sürü özellik var. Bizim Nvidia'da en kaliteli kayıt şeklini CQP değerinde alıyoruz. Öncelikle şunu bahsetmek istiyorum. CQ seviyesi 20 olarak gözüküyor. Bu rakam ne kadar büyürse kalite o kadar düşüyor. Bu rakam ne kadar küçülürse kalite o kadar artıyor. Birçok test gerçekleştirdim. Ben normalde 15'te kayıt alıyordum. Fakat 20'de de kayıt aldığımda en ufak bir değişiklik olmadığını da gördüm açıkçası. Yani gözle görülür bir değişiklik olmuyor. O yüzden CQ seviyesini 20 olarak tutabilirseniz bu gayet yeterli ve kaliteli bir ayar bizlere sunuyor. Anahtar kare aralığına geldiğimizde de buna 2 değeri vermemiz gerektiğini Nvidia'nın kendisi de söylüyor. Ön tanımlı ayarlarda gördüğünüz gibi P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 olarak gidiyor. Burada ben genel olarak P6 veya P5'i kullanıyorum. Bunun sebebi de tamamen sisteminize bağlı olan bir şey. Sistem özellikleriniz yeterli gelmiyorsa bunu P4, P3, P2 olarak düşürerek deneyebilirsiniz. Ama ortalama bir sisteminiz olduğunu varsayarsak P5 olarak bir deneme yapmanızı öneririm. Sonraki ayarımız yüksek kalitede çok seferli modu tek seferde olarak düşürüyoruz. Bunun çok bir etkisi olmuyor. İki seferde tam çözünürlük veya iki seferde çeyrek çözünürlük dediğimizde herhangi bir artısı veya eksisi olmuyor. Tam tersine bilgisayarımızı bir tık daha yoruyor. O yüzden tek seferde olmasını deneyebilirsiniz. İleri bakma tikli veya tiksiz, bunu daha önceki videolarımda da sizlerle konuştum. Bir kısım tikli olsun diyor, bir kısım tikli olmasın diyor. Bir bölüm maksimum B kareleri 2 olsun, 4 olsun diyor. Ben birkaç tane test gerçekleştirdiğimde en iyi kaliteyi ileri bakma tikli değil, Pisco görsel ayarlama tikli ve maksimum B kareleri 2 olarak aldım. Siz de bu ayarlarda deneme yapabilirsiniz. Şimdi birçoğunuz diyor ki ya benim sistemim şöyle böyle şu şekilde, şu işlemcim var, şu anakartım var, şu ekran kartım var, RAM'im şu kadar, hangi ayarları yapmalıyım? Dostum, öncelikle bu ayarları deneyebilirsin Nvidia bir ekran kartın varsa. Bu ayarlar eğer sizin bilgisayarın için kaliteli bir sonuç vermezse ön tanımlı ayarını değiştirebilirsin, aşağı yukarı denemeler yaparak bunu görebilirsin. Ya da CQ seviyesini 15 ile 25 arasında değerlerde değişiklik yaparak test edebilirsin. Ben uzaktan sadece özellikleri görerek sizlere bir yorum yapamam. Bilgisayarınızın ne kadar dolu olduğunu, ne kadar yazılımının doğru olduğunu, Windows'unun ne kadar iyi olduğunu, çok fazla cookie birikip birikmediğini bilemem. Bu nedenle ben size ne desem yalan olur. En doğru şekilde gördüğünüz gibi en iyi ayarları ben size veriyorum. Siz ön tanımlı ayarları ve CQ seviyesini değiştirerek bilgisayarınız için en doğru kayıt ayarlarını bulabilirsiniz. Aynı zamanda video bölümüne gelip de FPS değerinizde 50'ye, 30'a veya 48'e düşürürseniz farklı sonuçlar alabilirsiniz. Belki de sizin bilgisayarınızın gücü 60 FPS bir video kaydına yetmiyordur fakat 30 FPS'e yetiyordur. Bunlar da üzerinde oynayabileceğiniz ayarlar. Şimdi gelelim işlemci üzerinden kayıt ayarlarına. Bunun için yapmamız gereken şey kodlayıcı bölümünden X264'ü seçmek. X264 bizim işlemci ara birimimize geçtiğimizi belirtir. Tabii yine buradaki bütün biraz önce söylediklerimin hepsi geçerli oluyor fakat kodlayıcı ayarlarına geldiğimizde
geldiğimizde işler biraz değişiyor. Burada bize bit hızıyla bir ayar yapmamız gerektiği söyleniyor. Bu bit hızını neye göre seçeceğiz? Buna baktığımızda gördüğünüz gibi YouTube'un official olarak 1080p'de 24, 25 ve 30 fps için 8000 bit, 48, 50 ve 60 fps'lik bir video için de 12000 bitlik bir bize skala sunuyor. Bizim burada maksimum vermemiz gereken değer aslında 12000 bit. Bunu direkt 12000 bit olarak kararlaştırabilirsiniz. Hatta şöyle bir şey yapabilirsiniz. Eğer bilgisayarınızla biraz testler yaparsınız. Demin söylediğim gibi 12000 bit değil de 15000 bit olarak deneyebilirsiniz. Fakat siz bu videoyu işleyip YouTube'a upload ettiğinizde yine 12000 bit'e düşürecektir. Yani aslında çok da bir şey değişmeyecek. Anahtar kare aralığına geldiğimizde anahtar kare aralığını 2 yapıyoruz. CPU kullanım ön ayarını Very Fast, Super Fast, Ultra Fast veya daha düşük şekilde ayarlayabiliriz. Ben genelde Very Fast'te kullanıyorum. Sizler de Very Fast'te deneme yapabilirsiniz. Verim alamazsanız Faster ve Fast'te de deneyerek kayıtlar alabilirsiniz. Profil kısmına geldiğimizde Haygıç seçiyoruz. Ayarla bölümünü boş bırakabiliriz. X264 ayarları boşlukla ayrılmış olan kısmını da boş bırakıyoruz. Yani aslında baktığımızda işlemci ayarlarımız da sadece bu kadar. Sahne ve oyun ayarlarımıza geldiğimizde aslında burada sizlere göstereceğim çok bir şey yok. Ses karıştırıcısı bölümünde hiçbir sesimiz gözükmüyor. Bunun için ayarlar bölümüne geliyoruz. Buradan sesi seçiyoruz. Masaüstü sesim benim headphone Elgato Wave 3'ten geliyor. Yani mikrofonumda mic in Elgato Wave 3 geliyor. Siz de buradan mikrofonunuzu ve hoparlörünüzü seçerek uygula tamam dediğinizde gördüğünüz gibi ses ayarlarınız da buraya gelecektir. Kaynaklar kısmına geldiğimizde bir kamera ekleyeceksinizdir. Bunun için video yakalama aygıtını seçebilirsiniz. Burada çok fazla vakit kaybetmek istemiyorum. Çünkü bunların çoğunu sizler biliyorsunuz. Veya daha önceki videolarıma bakarak kaynaklar ve sahneler düzenlemelerini çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Burada tabi size bir iki tane trim olacaktır. Oyun yakalamada bazen tüm oyunlar oyun yakalama seçeneğinden yakalanmıyor. Bunun için yapmanız gereken şey veya denemeniz gereken şeyler, eğer oyun yakalamadan yakalamıyorsa pencere yakalama, o da olmuyorsa eğer direkt olarak ekran yakalama bölümünden oyununuzu yakalayabilirsiniz. Yani burada deneyeceğiniz 3 tane seçenek var. Eğer oyununuzu görmüyorsa OBS, bu üçünden birini test edebilirsiniz. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Mutlaka ve mutlaka OBS'inizi her zaman yönetici olarak çalıştırın. Yönetici olarak çalıştırmadığınızda da oyunları göremeyebiliyor. Videomuzun sonuna gelmişken son olarak sizlere şunu da söylemek istiyorum. Bundan sonra bir adet de yayınla alakalı bir video gelecek. Ve sonrasında daha çeşitli videolarda kanalıma gelmeye devam edecek. Bununla alakalı içerik fikirleriniz veya önerileriniz varsa yorumlar kısmında belirtmekten hiçbir şekilde çekinmeyin. Tamamen dikkate alıyorum ve uygun olan videoları da sizlere hazırlamak için elimden geleni yapıyorum. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.